Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Top Bizde ile karşınızdayız sevgili seyirciler. Konuklarımızla birlikte sporun gündemini değerlendireceğiz. Ergin Aslan, Volkan Demir ve Savaş Çorlu bizlerle beraber hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, ligde, e, hafta... E, başlayacak sevgili seyirciler. Cumartesi günü oynanacak. Dört karşılaşmayla beraber bir milli takım arasını geride bıraktık. Zira Türkiye Kupası heyecanını da Aspor ekranlarında sizlerle paylaştık. Artık Cumartesi günü itibariyle lige döneceğiz. Ligde haftanın maçlarına şöyle bir göz atalım istiyoruz. Sonrasında takımlara, kulüplere dair haberleri de ekranlara taşıyacağız. Cumartesi saat 13.30'da haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor Ankara gücünü ağırlayacak. 16'da Eskablo Kayseri Spor Demir Grup Sivas Spor ve İttifak Gold'in Konya Spor yeni Malatya Spor maçları var. 19'da haftanın mücadelesinde Trabzonspor ve Medipol Başakşehir kozlarını paylaşacak. Pazar saat 13.30'da Hatay Spor Erzurum Spor, 16'da Antalya Spor Gaziantep Futbol Kulübü ve Karagümrük Kasımpaşa maçları oynanacak. 19'da Göztepe Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Pazartesi günü saat 20'de oynanacak. Galatasaray, Aytemiz Alanya Spor ve Gençler Birliği Yukatel Denizli Spor mücadeleleriyle beraber hafta tamamlanacak Beşiktaş'ın da haftayı bay geçtiğini, siyah beyazların bu hafta maça çıkmayacağını hatırlatalım. Haftanın fikstürünü sizlerle paylaştık. Haftanın maçının da herhalde rahatlıkla e, Trabzonspor Başakşehir mücadelesi olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen dakikalarda da bu maça değineceğiz ama açılışı Fenerbahçe ile yapacağız sevgili seyirciler. Pazar saat 19'da Göztepe ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadeleye dair detayları konuşacağız ama Sarı Lacivertlilerden bir haber ekranlara getirmek istiyoruz. Teknik direktör Erol Bulut'un kafasında farklı formasyonlar var ve bu taktik düzeninde kimin forvete en yakın oyuncu olarak sahada konumlanacağı merakla bekleniyor. Ozan Tufan şu an için öne çıkan aday gibi ama Pelkas ve Mert Hakan Yandaş da forma savaşının içinde olacak. Haberimiz ekrana gelecek, sonrasında üstüne konuşacağız. 10 numara için önemli bir rekabet olduğunu söylüyoruz. Ama tabii ki Erol Hoca'nın nasıl bir formasyon düşündüğü de çok belirleyici olacak. Elinde geniş bir kadro var. Birçok mevkide oynayabilecek oyuncular var. Ozan'ı forvet arkasında konumlandırdığını gördük. Ama kafamızdaki aslında Ozan'ın esas yeri de orası değil. Ama fena da iş çıkarmadı. Nasıl bir formasyonu olacak sence Fenerbahçe'nin? Şu an nasıl görünüyor bu durum? Ee, sezon başından bu yana zannediyorum bütün hazırlık maçlarını izledim yani kaçırdığım olduysa da çok başlarda, sezonun başlarındaki maçlar olabilir. Belki içerideki İstanbul Spor Samandıra'da oynanan İstanbul Spor maçı hı hı. sezon açılışında. O zannediyorum bir tek izlemediğim maç. Son İstanbul Spor maçında oynattığı formasyon biraz farklıydı. Bugüne kadar oynattığı en farklı formasyondu. 4-1-2-1-2 dizilişi ya da baklava orta diye tabir evet. ettiğimiz 4-4-2 de diyebiliriz. Ee, orada tabi bu haberde yer alan 10 numara pozisyondaki adaylardan biri değil. Aksine Sinan Gümüş 10 numara pozisyonda oynadı. Ee, ve bence e, o formasyon çok verimli bir oyun ortaya koymadı. Tabii ki şunu söyleyeyim. Yani işte Lemos'u Sabek oynadığı, işte Mert Hakan'ın sakatlığı vesaire. ilk kez oynayan Kemal Adem'i Sisseyan yan yana oynadı Santifor'da. Ee, bu tip durumlar var ama ben çok denenecek bir e, ya da maç başlangıcı olarak kullanılacak bir diziliş olduğunu zannetmiyorum. Hı hı. Maç içerisinde dönersek nasıl olur? ru bence orada araştırmak amaçlı bir e, deneme yapıldı. Ama genel olarak Fenerbahçe'nin e, topuk yaylasında Erol Hoca'nın söylediği gibi e, dizilişi 4-3-3 veya 4-2-3-1 diye tabir edilen hı hı. E, diziliş olacak. Yani tek center for iki tane kanat oyuncusu, bir forvet arkası oyuncusu şeklinde. Forvet arkası tabii e, derbi ve hemen ardından oynanan Karagümrük maçlarında Ozan Tufan'ın görev yapmış olması biraz insanlar tarafından ilginç karşılandı. Yani bu kadar transfer yapıldı, bu kadar yıldız oyuncu kadroya katıldı. Ozan Tufan neden <laughs> forvet arkasında kreatif oyuncu olarak görev yapıyor? Birincisi Ozan Tufan'ın milli takımlarda da dahil olmak üzere çok ciddi yükselen bir grafiği var. Şimdi arkada Sosa ve Gustavo olduğu için onları çok kolay kulübe atamayacağınız için bence sezonun büyük çoğunluğunda fizikleri el verdiği sürece 11'de olacaklar. Önce de burada konuklarımıza bunu sorgulatmaya çalıştım. Kimse böyle bir şey olmaz düşüncesinde idi. Ama hoca bunu denedi. Kafamdaki 11'i de aslında söylemek istiyorum. <laughs> Bilmiyorum Savaş Çorlu katılacak mısınız? Kalede Altay, savunmada Gökhan, Lemos, Tisseran, Caner. Onların önünde Gustavo, Sosa, Ozan, Mert Hakan ya da Pelkas, Forvet'te Samat'ta Sisse. Bence sahaya epey güzel yayılabilecek, topa hakim olduğunda rakiplere kolay kolay vermeyecek bir takım ortaya çıkar. E, Gustavo gelir, stoperlerin arasına girer. Bekler öne gider. Yani bunların hepsini çok iyi kusursuza yakın yapabilecek bir takım olur diye düşünüyorum. Per Perotti Perotti de Perotti oynayabilir. Perotti, Bak Perotti yine... Valencia ve Tiama'yı kulübe attım. Valencia'yı zaten yok gibi düşünüyorum ben. Tiama'yı da evet kulübe attım. Perotti o da on numara gibi yine görev yapabilir ama Perotti de kaç maç oynayacak bu sezon? O ayrı şu anda O da bir soru işareti. Şu anda ne zaman takıma katılacağı belli değil yani. Ben tabii bir, bunu düşünürken Perotti yoktu o yüzden onu Bir haftadan, saymadım. Bir haftadan fazla süre hı hı. daha e, bireysel çalışmaları sürecek ondan sonra takıma katılacak. Ya bu ana plan olur demiyorum. Ama bence fena görünmeyen bir plan hı. bilmiyorum Katılır mısın? İlk biz. Fenerbahçe bu transferleri yaptığında isimleri yazdığımız zaman kadro zaten baklava böyle en ihtişamlı görkemli görünen orta sahaydı. E, bu Niye Fenerbahçe'de uygulanabilir? Caner ve Gökhan gibi iki tane hücumcu bekinizin olduğu yerde bunu uygulayabilirsiniz. Evet. Çünkü hem kademeleri var hem hücumları var. Baktığın zaman belki ligde de e, o bindirmeleri yapan rakip bayrak direğine kadar inen e, en etkili iki isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu oynanabilir demek. Niye? Gökhan ve Caner çıktığı zaman siz orada Ozan ve Gustavo'yu onların kademelerine sokabiliyorsunuz. O boşalttıkları boşlukları doldurabilecek iki tane iyi isim var. Bu bence de ideal bir e, sistem gibi görünüyor. Ama şimdi dönelim hocanın kendi formatına. Junior Fernandez'leri falan kullandığı zaman Alanya'da kanatları çok fazla etkili kullanmak isteyen bir adam. Hı -hı. O hızlı çıkışları çok seven bir adamdı Erol Hoca. Ama buradaki e, bolluğu şu hocanın. Hem senin söylediğin format oynanabilir. Hem beşli orta saha çift kanatla oynanabilir. Ama şunu gördük. O orta sahadaki bollukta iki isim an itibariyle dönem itibariyle ismini yazdırdı oraya. Bir Gustavo, iki Ozan. Yani i̇kisinden formayı almanız çok zor. Perotti evet. falan tamam gelecek bir süre sonra ama işleyen, işlemeye başlayan ve kazanmaya devam ederse bu takım bu kadroya girmek çok zor olacak bir süre sonra. E, çünkü baş temposunu yakaladıktan sonra dinlendirme işlerine çok ihtiyaç kalmayabilir. 6-7 tane hafta içi maçı var. Çok gerek kalmayabilir. Orada asıl rekabet 10 numarada. Yani forvetin arkasında yaşanacak. Ozan e, ben forvet arkası kullanmam Ozan'ı. Çünkü biraz daha öne attığım zaman takım savunma zafiyetine uğrayabilir. Ozan tam böyle modern futbol dedikleri yeni jenerasyon hocaların kullandığı çift yönlüler oyuncular var ya. Tam o ideale gelen hatta mesela Avrupa futbolunda top futbolcuların bir baş altı şu anda Ozan. O şeyiyle, e, performansıyla. Çıkabilme potansiyelini zaten biliyoruz. Dolayısıyla 6 numara Gustavo bence 8 numarada da Ozan yerini garantiledi. Erol Hoca'nın geçen hafta yaptığı yemekte, basınla yaptığı yemekte Pelkaz üzerine kurduğu cümleler var. Diyor ki, Herkes Pelkası 10 numara gibi yorumluyor ama ben onu çok iyi tanıyorum. Yakından Hı. takip ediyorum ve uzun süredir takip ediyorum. Pelkaz aslında ideal bir 8 numara diyor. O da başka bir rekabeti getirecek. Ee, bu hoca için bir yandan iyi, bir yandan da tercihleri bir süre sonra sıkıntıya sokabilir ama benim gördüğüm o üçlü orta sağ oynar Fenerbahçe. Ozan ya yani Gustavo arkada Ozan ve Sosa ile oynar görünün Hı. o ee, ama tabii maçına göre, rakibe göre, skora göre bunu yapmak için Erol Hoca gel olmaya gerek yok. Hani Mehmet Özdilek bile Erzurum 2-1 gerideyken bu formasyonları zaten akan oyun içerisinde değiştirecek. Gençler de Dobre Hoca bunu yapıyor. Bu, bu yapılabilir şeyler. Ee, kulübenin güçlü olması şöyle elini güçlendirecek. O, özellikle o, o bölgede. Geçen sene Trabzon-Başakşehir rekabetinde oyun sıkıştığında Hüseyin Hoca kafasını kulübeye çevirip Koray'ı çağırıyordu. Serkan Hasan'ı çağırıyordu. Okan Hoca ne yapıyordu? Yani yedi tane adam dört büyüklerin Burası. ilk 11'inde birinde oynayacak evet. adamdı. Yani Burası Trabzon, Başakşehir rekabetinde Başakşehir'i öne çıkaran bu oldu aslında. Kulübesi, katılıyorum. İsim, marka, mazi Trabzon spordu ama o kulübesiyle beraber o tempoyu kaldırdı götürdü. Çünkü lig 25-30'dan sonra çok zor bir hal alıyor. Onun avantajı şimdi sıkıntıymış gibi görünse de o Fenerbahçe'deki o rekabet, o bolluğun avantajını maçlar içerisinde 60-70-80. dakikadaki hamlelerde daha net Göreceğiz. Savaş Çorlu hakikaten çok sayıda orta saha oyuncusu var Fenerbahçe'de. Tane Böyle geçmişte de bir dönem vardı ama vasat oyunculardı. Bu sefer epey iyi oyuncu var. Hepsi birbirinden kaliteli. Evet senin bu kafanda işte, nasıl bu, bir orta bu saha var? Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bunu hakikaten çözmek çok zor. Erol Hoca'nın Allah yardımcısı olsun. Eğer Üç idare tane edebiliyorsanız iyi idare bir şey. Edemiyorsanız e, başınıza çok büyük e, problem açabilir. İnşallah idare edebilir ki şu anda futbolcularla ben zaman zaman Fenerbahçe TV'den hem hazırlık maçlarına bakıyorum. Çok futbolcularla iletişimi gerçekten iyi. A, tabii saha sonuçları çok önemli. Ama şu anda 3 tane isim saydığı konuya. Bunun içinde Perotti'yi de koyarsak hatta Sosa'yı da zaman zaman 10 numarada oynatabilecek pozisyona. Aha. Yani Sosa gibi şu 5 tane 10 numara gördüğümüz bu ligde kime verirsen ver, hangi takıma verirsen ver, direkt oynar yani. Dolayısıyla burada Erol Hoca'nın işi çok zor. Sistem olarak da bakıldığı zaman bu takım bir tek bir sistem oynamadı. 4-6-0. Fatih'in yıllar önce 2 tane forveti, 3 tane forveti yokken hocam nasıl bir sistemle çıkacaksın zaman? 4-6-0. 3-5-2'yi de zamanında getiren bir teknik var. Şimdi bakıyorum 4-4-2'yi oynar. 4-5-1 oynar, 4-2-1 oynar. Dünyanın zaten 4-3-2-1 milli takımda da dahil herkes bu 4-3-2-1 sistemine bir alışmış gidiyor. Ama bu 4-1-2, 4-1-2-2 sisteminde hakikaten, şey pardon 4-1-2-1-2, Volkan sen de biraz önce özetledin. Bu sistemi eğer oturtabilirse, beklerin de ileriye çıkları gerçekten önemli. Türkiye'nin iki tane en çok hücumu, iki daha Nova görmedik.